Hatay'da depremden sonra eğitim öğretim hayatı tüm belirsizliklerle, tüm kafa karışıklıklarıyla hem öğrenci hem öğretmen hem de velileri büyük bir endişenin içerisine bırakarak başladı. Okulların hijyen açısından büyük problemleri var. Milli Eğitim Bakanı her şeye bütçe ayırırken temizliğe ve personele maalesef bütçe ayırmıyor. Sayın Yusuf Tekin, mutlaka Hatay'a gelmelisiniz. Hatay'daki bürokratlarınızdan bilgi almalısınız. Geçen yıl da aynı şeyleri yaşadık. Hatay halkı sizden bir cevap bekliyor. Okulların durumu ne olacak? 6 bin liraya, 7 bin liraya bir iş akdiyle hizmetli personel çalıştırmak kim icat etti? Bunu da bilmek istiyoruz. Bakın, kimse ne okulları temizlemeye geliyor ne de personel bulunabiliyor. Bu da büyük sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. O bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum.